TGRT Haber ekranlarından herkese merhaba. Pratik Lezzetler'de tekrar birlikteyiz. Bugün sizler için perde pilavı hazırlayacağız. Biz önceden pirinçlerimizi yaklaşık 2-2,5 su bardağı pirincimizi yıkadık, suyunu süzdük. Ve şu anda ilk etapta pilavımızı hazırlıyoruz. Bunun için 2 kaşık kadar tereyağını tavama atıyorum. Pirinçlerimi biraz kavuracağım tereyağında eridikten sonra. Sonrasında da yaklaşık 4 su bardağı tavuk suyum var. Sıcağa yakın ılıklıkta. Tereyağı eriyor. Yavaş yavaş pirinçleri ilave ediyorum. Pilavı orta ayarda pişireceğiz sevgili seyirciler. Çünkü fırında da pişecek ikinci aşama olarak. Onun için sertliği gidene kadar çok lapa olmadan ocağın altını kapatacağız. Yaklaşık birkaç dakika pirinçleri kavuruyorum. İç bademleri ve fıstıkları kavuracağım. Biz bunları sıcak suda biraz beklettik ve sonrasında kabuklarını soyduk. Yine biraz tereyağı alalım. Evet, biraz atalım. Bu ikisi aynı anda kavrulacak. 4 su bardağı tavuk suyu ekliyorum. Ve 4. Şimdi pilavımı pişmeye bırakacağım. Bu arada diğer taraftan perde malzemelerimi hazırlıyorum. Bunun için gerekli olan malzemeler 50 gram kadar tereyağımız var. Bunu ekliyorum. 1 kahve fincanı kadar sıvı yağ. 2 tane yumurta. 2 kaşık yoğurt. Birazcık tuz koyuyorum. Her zamanki gibi un haricindeki tüm malzemelerimizi koyduk. Biraz yoğuracağız. Ve sonrasında unu ilave edeceğiz. Şimdi yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Yavaş yavaş ilave edeceğim çünkü tam ne kadar alacak belli değil. Kıvamına göre ayarlanacak. Zaten hemen toplanmaya başladı bile. Yoğurtlu bir hamur olduğu için yoğurtlu hamurlar aklınızda bulunsun. Çok çabuk toplanan hamurlardır. Bunu kenara alıyorum. Şöyle bir fırın kabı kullanacağım sevgili seyirciler. Bunun için önce bütün fırın kabımı çok iyi yağlıyorum. Burada yağ bol kullanın çünkü kalıp halinde çıkartacağız sonrasında, fırın sonrasında pilavımızı. Şimdi bu bademleri düzgün şekilde şöyle yerleştiriyorum. Böyle bir şekil yapacağız. Evet sevgili seyirciler, biz tepsimizi hazırladık. Tereyağı iyice donsun, bademler biraz sabitleşsin diye bir 15 dakika buzdolabında bekleteceğim. Şimdi buzdolabına gidiyoruz. Şimdi hamurumuzu yoğurmuştuk. Biraz beklettik. Bu sırada biraz daha un istiyor. Yağını yaymış. Bunu iyice yoğuracağım ve sonra açacağım. Ve merdane yardımıyla şöyle açmaya başlıyorum. Mümkün olduğu kadar ince açacağız sevgili seyirciler. Çünkü özelliği bu. Kalın olursa lezzetini biraz etkileyebilir. Şimdi hamurumu hemen çok zedelemeden, formundan ödün vermeden tepsiye yerleştirdim. Bademlerin yerinden oynamamasını sağlıyorum. Şu şekilde yerleştirin. Kenarlarından fazlalıklarını alacağız.
şu kenarlardaki dilimleri çıksın. Güzel bir görüntü olacak çünkü. Aynı turta yapar gibi, aynı mantıkta. Şimdi üzerinden bir tane merdane geçireceğim ki kenarları muntazam şekilde çıksın. Şuradan şöyle aldım fazlalığını. Pilavımız istediğimiz kıvama geldi sevgili seyirciler. Tamamen pişmesini istemiyorum tekrar fırınlanacak diye. Bunu kenara aldım. Bu sırada biraz soğuyor. İçerisine yaklaşık 2 tane bir 300 gram kadar didiklediğimiz tavuğu atıyorum. 2 çorba kaşığı kuş üzümümüz vardı. Biraz sıcak suda beklettik. Biraz karabiber. Ve kavurduğumuz fıstık ve bademler. Hepsini harmanlayacağım. Bu arada fırınımızı 200 dereceye ayarladık. Üst perdesini yayıyorum. Bunu yerleştirirken sevgili seyirciler bastırmıyoruz. Çünkü daha içinde pilav pişecek. Çok yassı, lapa bir şey olmasını istemiyorum. Yine aynı mantıkta kenarlarını kesiyorum. Eğer bademiniz arttıysa üzerine badem koyabilirsiniz ama ters çevirdiğinizde aşağıda kalacağı için çok önemli değil. Zaten içinde çok fazla bademi var ve üstünde süs olarak da aynı şekilde var. Evet, perde pilavım hazır ve şimdi fırına gidiyor. Sevgili seyirciler, perde pilavımız fırından çıktı ve ters çevirdik. Biraz soğuttuk. Şimdi servise hazırlıyoruz. Normal kek dilimi gibi kesebilirsiniz. Çok rahat dilimlenecektir. Evet, biz pilavımızı hazırladık. Sizlere afiyet olsun diyoruz.